Merhabalar gençler. Bugün sizlere ikinci dereceden eşitsizlikleri anlatacağım. Bir önceki videomuzda basit eşitsizlikleri ele almıştım. İkinci dereceden eşitsizliklerin altyapısını oluştursun diye basit eşitsizlikleri tekrar etmiştim size. Bugün de ikinci dereceden eşitsizlikleri anlatacağım. Şimdi karşımızdaki ifadeye bir bakalım. Demiş ki bize ABC gerçel sayılar. A dediğimiz ifademiz sıfırdan farklı olmak üzere. AX kare artı BX artı C dediğimiz ifademiz sıfırdan büyük olsun, sıfırdan küçük olsun. Gençler sıfıra eşit ya da büyük olsun, sıfıra küçük ya da eşit olsun. Bu şekilde verilen eşitsizliklerin her birine ikinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik denir. İkinci dereceden eşitsizliklerin çözümlenirken gençler önce kökler bulunur. Daha sonra x karenin katsayısı olan a'ya bakılarak işaret tablosu yapılır. İşaret tablosuna göre de çözüm kümesi bulunur gençler. Bu özellikleri bir inceleyelim. İşaret tablosu neymiş? Şimdi bakalım. Verilen denklemde ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde delta dediğimiz ifademiz 0'dan büyük ise köklerin bir tanesi x1 bir diğeri de x2 olsun. Şimdi bu ifadeye geldiğimiz zaman x1 x2'den küçük olsun dedik biz. Hemen temsili bir işaret tablosu yapıyoruz. Gençler bak şimdi. Verilen ifadenin işaret tablosunu yaparken küçük kök ilk olarak yazılır. Daha sonra büyük kök yazılır. Bir sayı doğrusu gibi düşünüyorsunuz. Sayı doğrusu sağ tarafa artı sonsuza gittiği için artı sonsuz yazdık. Sol tarafa da eksi sonsuza gittiği için eksi sonsuz yazdık gençler. İşaretleme ilk olarak bu kısımdan başlar. Yani artı sonsuzun altından başlayacak. Buraya x karenin kat sayısı olan a'nın işareti neyse o yazılır gençler. A'nın işareti artı ise artı ile başlarız. A'nın işareti eksi ise eksi ile başlarız. A'nın işaretini farz edelim ki artı olsun. Köke geldim. X2 bir kök. İşaret değiştiririm. Eksiye dönüşür. Tekrar köke geldim. İşaret değişikliği yaparım. Tekrar artıya dönüşür. Sizden neyi istediyse, çözüm kümesinin sıfırdan küçük olan bölgeyi istediyse bu kısım cevap olacaktır. Sıfırdan büyük olan bölgeler ise bu kısımlardadır gençler. Şimdi ifademize geldim. Hemen yan tarafa bakıyorum. Delta sıfır eşit olduğu durumda kökler çakışıktır gençler. Kökler çakışık olduğu için iki tane kök aynı yere yazılmış gibi düşünülür. A'nın aynı işaretiyle başlarım. Hiç işaret değişikliği yapmam gençler. Tekrar A'nın işaretiyle devam ederim. Peki bu hangi durumda gerçekleşiyormuş? Kökler birbirine eşit olduğu zaman, yani diskriminantı sıfıra eşit olduğunda. Şimdi üçüncü özelliğimize geldim. Delta sıfırdan küçük ise gençler herhangi bir kök olmadığı için şu kısmın üstüne yazabileceğimiz bir şey olmuyor. Buraya bir şey yazmadığımız için de hiç işaret değişikliği yapmadan direkt A'nın işareti neyse bütün hepsini öyle yapıyorsun. Mesela A'nın işareti artıysa artı 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 diyerek yapıyorsun. A'nın işareti eksi ise eksili bir şekilde devam ettiriyorsun. Şimdi çözüm kümesini bulmayı bu şekilde anlattık size. Dedik ki fx'in sıfırdan küçük olduğu bölgede eşitlik de var gençler. Ya da fx'in sıfır eşit ya da büyük olduğu bölgede denklemlerin çözüm kümesine dahildir dedik. Ve aşağıdaki ifadeye bakarsanız eğer ki eşitlik yoksa kökler çözüm kümesine dahil edilmez. Buraya dikkat edelim. Şimdi bakın mesela burada eşitlik olduğu için kökleri çözüm kümesine dahil edeceğiz. Şimdi bunu bir araştıralım. X kare eksi 4x. Gençler artı 3 dediğimiz ifademiz sıfırdan küçükmüş. Burası sanki sıfıra eşitmiş gibi köklerini bulalım. Bakın x'e x ayırdım. Eksi 3'e eksi 1 ayırdım. Nasıl yazılacaktı? X eksi 3 çarpı x eksi 1 olarak yazıldı gençler. Küçük eşittir 0 dedim. Buradan sıfıra eşitleyerek kökü buldum. X eşittir ne geldi? 3. Peki buradan kökü bulursam ne gelecek gençler? X eşittir 1 gelecek. Hemen tablomuzu yapıyorum. Sağ tarafa geçtim. Diyorum ki küçük kök hangisi? 1 oldu. Büyük kök hangisi? 3 oldu. O zaman 3'ü de yerleştirdim ben hemen. Diyorum ki köklerin altına çizgilerini çektim. Peki dahillik var mı? Evet var. Dahillik olduğu için köklerin bulunduğu kısmın içlerini dolduruyorum gençler. Şimdi diyorum ki bu kısmına doldurabilmek için x karenin katsayısına bakıyorum. X karenin katsayısının işareti neydi gençler? Bakın burada hiçbir şey yoksa artı 1 gibi düşünülür.
Bunun işareti de artı olduğu için başlangıç olarak başlarken artılı başlıyorsunuz. Peki ben köke geldim. İşaret değişikliği yapıyorum. Bu tarafa geçince eksi oldu. Köke geldim. İşaret değiştiriyorum. Tekrardan artı oldu. Ben senden neyi istemişim? Hemen tekrar bakıyorum. Küçük eşit kısmını istemişim. Yani negatif bölgeyi istediğim için burayı alacağım gençler. Peki bu bölgede nasıl yazılır çözüm kümesi? Çözüm kümesi dediğim ifadem gençler. Hemen yazıyorum. 1 ile 3 arası dahillik olduğu için köşeli parantez ile gösterilir. Ben sana bunların toplamını sormuşum. Hadi bu x değerlerini toplayalım. 1, 2, 3. Bunları toplarsak ne yaptı gençler? Cevabımız 6 bulunmuş oldu. Gençler bu sorumuza bakalım hemen. Köklerini ayırmaya çalışıyorum. Eksi x kare artı 3x eksi 4 ifadesinin büyük eşit 0 demişiz. Hemen çarpanlara ayırmaya dönüyorum. Bakın buraya eksi x dedim, buraya x dedim. Düşünüyorum burası çarpanlara ayrılmıyor. O halde deltasına bir gireyim. Delta dediğimiz ifademiz b kare eksi 4 ac'den dolayı. 9 eksi 4 çarpı a'sı eksi 1 gençler. C'si de eksi 4 olduğu için bunu da yazdım. Dikkat ederseniz diskriminantı buradan ne gelmiş olacaktır? Eksi 9 eksi 16'dan gençler eksi 7 gelmiş oldu. Peki burası sıfırdan küçük olduğu için kökleri bulamıyoruz. Demek ki reel sayılar kümesinde bunun kökü yokmuş. O zaman diyorum ki tabloyu yaparken şu üstüne yazabileceğim herhangi bir şey yok. Eksi sonsuz, artı sonsuz diyorum ama eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında bir x değeri kök olarak bulamadığımız için yazamıyoruz. O zaman ben hemen işaretlere geçeyim. Şimdi bakın x karenin işareti, x karenin katsayısının işareti neymiş? Eksili. O zaman işarete nasıl başlıyordum? Eksi, 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 eksi. Bu şekilde devam ediyorum. Benden istenilen şey bu ifadenin sıfırdan büyük olmasıydı. Bu ifadem sıfırdan büyük olması gerekiyorsa buradaki tabloda artılı bir bölge olması lazım. Tabloda artılı bir bölge var mıdır gençler? Hayır yok. O zaman çözüm kümesi ne olacakmış? Boş küme olarak çıktı. Şimdi buradaki özelliklerimize bakalım hemen. Polinomların çarpımı ve bölümü şeklindeki eşitsizliklere geldim. Gençler diyorum ki eşitsizlik çarpım şeklinde ise bütün çarpanlar, bölüm şeklinde ise de pay ve paydadaki her bir ifadenin kökünü buluyoruz. Daha sonra kökten tek sayıda var ise tek katlı kök, çift sayıda var ise de buna çift katlı kök diyoruz. İşaret tablosunda çift katlı köklerde işaret değişikliği yapılmıyor gençler. İkinci maddeye geldim. Eşitsizlikteki her bir ifadenin en büyük dereceli teriminin katsayısına baş katsayı denir gençler. Bu baş katsayı dediğimiz ifadelerin işaretleri çarpılarak tablodaki işaretleri düzenleriz. Şimdi yan tarafa geçtim. Üçüncü özelliğimize işaret tablosuna birinci adımda bulunan kökler yerleştirilir. İkinci adımda bulunan işaretler tablonun en sağından başlayarak yazılır. Çift katlı köklerde işaret değiştirilmeden tablo soldan sağa doğru yapılır gençler. İşaret tablosunda çift katlı kök bu şekilde, paydayı sıfır yapan kök ise bu şekilde gösterilir. Şimdi ben buraya geldim hemen. Diyorum ki ben pay ve paydanın çarpanlarını ayırmam lazım. Tamam hadi ayıralım. Üst kısmı çarpanlarını ayırırsam x kare artı x artı 1 demişiz gençler. Şimdi düşünüyorum. X ise x diyorum. Burada bir şey ayrılmıyor. O halde bir diskriminantına bakalım. Bu ifadenin deltasına bakarsam b kare eksi 4 ac'den dolayı 1 eksi 4 geldi. Diskriminantı neymiş? Eksi 3. Sıfırdan küçük olduğu için pay kısmının çözüm kümesi boş kümedir gençler. Yalnız işaret tablosunda değerlendirirken onu dikkate alacağız. Peki şimdi x paydadan ne gelmiş oldu? X eksi 4'ü ben 0'a eşitlersem x buradan 4 gelmiş oldu. Hemen tablosunu yapalım. Ben diyorum ki burası x'ler, burası da fonksiyonun kendisidir. Peki şu fonksiyona fx diyorum gençler, yazmamız kolay olsun diye. Fx dediğimiz ifadeyi buraya yazarım. Yazdık. Daha sonra diyorum ki kök neydi? 4'tü. Onu yerleştirdim. Sağ tarafa şimdi şuranın işaretine başlayacağım. Bu işareti nasıl başlayacağım gençler? Bakın hemen şurayı bir temizleyelim. Rahat bir şekilde gösterelim. Ben diyorum ki üst kısımda x karenin katsayısının işareti nedir? Artı. Peki aşağıdaki x'in işareti nedir? Artı. Gençler pay kısmının işaretini paydanın işaretine bölüyorum. Yani artıyı artıya bölersem artılı olacağı için ben artıyla başladım. Kökü gördüm. İşaret değişikliği yapıyorum. Eksi dedim. Şimdi çözüm kümesini inceliyorum. Bakıyorum ki burası
küçük eşittirmiş. O zaman bundaki kök paydada olduğu için dahil olmayacaktır. İçi boşlukta alıyorum gençler. Ne istemiş? Sıfırdan küçük olan bölge. Bu bölge hangisi? Burası gençler. Burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz idi. Eksi sonsuz ile ne arasında? 4 arasında. Çözüm kümesi bu şekilde gelmiş. Peki benden istediği ne? En büyük doğal sayı. 4'ü alamayacağım için 4'ten küçük olan en büyük doğal sayı nedir gençler? 3'tür. Peki buradaki ifadeye geldim. Dikkatli bir şekilde çözümü yapalım. Gençler ben burayı 0'a eşitlersem buradaki x dediğimiz ifademiz 2 gelecektir. Peki kaç tane var bu 2'den? Bakın 2 tane var. O zaman nasıl oldu? Çift katlı kök oldu. Peki yandaki ifadeye geçtim hemen. Diyorum ki ben şurayı çarpanlarına ayırayım. X kare artı 1 dediğimiz ifadeyi ben 0'a eşitlersem buradan x kare ne çıkacaktır? Eksi 1. Reel sayılar kümesinde herhangi bir sayının karesi hiçbir zaman eksi 1 olamayacağı için burada bir çözüm kümesi çıkmadı gençler. Aşağıya geçiyorum ama şu kısmı incelerken buradan x eşittir ne gelmiş oldu? 5'e eşit olmuş oldu. Hemen tablomuzu yapıyorum. Şimdi tablomuza geçersek en küçük kök hangisi gençler? 2. 2 çift katlı kök, lütfen buna dikkat edelim. Bu şekilde yazmış olduk. Peki daha sonra ne var? 5 var. Onu yazdık. 5 tek katlı kök. Peki eşitsizlikte dahilik var mı? Evet, eşitlik olduğu için çözüm kümesine pay kısmındaki bütün kökler dahil edecektir. Pay kısmındaki kök 2 olduğu için 2'yi dahil ediyorum. Paydadaki kök hariç olduğu için içi boşlukla bırakıyorum. İşaretlemeye geldiğim zaman diyorum ki ben, bakın buradaki x'in işareti zaten artı. Buradaki işaret artı, x karenin işareti artı. Paydadaki x'in işareti artı. Artıyı artı ile çarptım, artı oldu. Artıyı böldüm, yine artı oldu. Artı ile başladım. Gençler köke geldiğim için işaret değiştirdim. Lütfen dikkat edelim. Çift katlı kök olduğu için işaret değişikliği yapmadım. Bu şekilde devam ettim. Peki soru bizden ne istemiş? Soru bizden demiş ki sıfıra eşit ya da büyük olduğu kısım. Orası neresidir? Bu kısım gençler. O zaman benim çözüm kümem burası olmuş olacak. Peki çözüm kümesindeki ne istemişim? En küçük iki tam sayının toplamını. Gençler çözüm kümesi 5 ile artı sonsuz arasında olduğu için 5'te dahilik yoktu. 5'ten büyük olan en küçük iki tane sayı. Birisi 6, birisi 7'dir gençler. Ben bunları toplarsam ne yapmış oldu? 13. Gençler bu sorumuza bakalım. Bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliği grafikte verilen fonksiyon üzerinde yorumlamamızı istemiş. Hadi o zaman hemen bir yorum yapalım. Ben diyorum ki önce bunu bulabilmek için tablodaki kökleri bulmam lazım. Peki tabloda kökleri nereden bulabilirim? Grafik üzerinde x eksenini kestiği yerler, fonksiyonun x eksenini kestiği yerler köklerdir. X eşittir eksi 2 ve x eşittir 4. Bu ifadenin kökleridir gençler. O halde diyorum ki ben hemen bir tablo çizeyim. Eksi 2 ve 4'ü yerleştirdim. Şimdi işaretlemeye başlamadan önce diyorum ki gençler 4 dediğimiz ifadeye, ifadeden büyük olan x değerlerinde hemen düşünüyorum. 4'ten büyük olan kısımlar burası. Grafik burada nasıl ilerlemiş? Bakın gençler aşağıdan yukarıya gidiyor. Grafik x ekseninin altında olduğu için aslında grafik negatif. Yani y değerleri burada negatif. O zaman eksiyle başladım. Şimdi devam ediyorum. 4 ile eksi 2 arasında grafik x ekseninin üstüne çıkmış. Bu ne demek? Pozitif olduğu anlamına geliyor. O halde ben diyorum ki burası artı olacak. Sonra diğer kısımda eksi 2'den küçük olduğu kısımlarda grafik x ekseninin altına indiği için eksiye dönüşmüş oldu gençler. Bu da grafiğin tabloya yansıtma şekli. Önemli, dikkat edin. Peki ben senden ne istemişim? Fonksiyonun sıfırı eşit ya da sıfırdan küçük olduğu kısımları istemişim. Yani burası ve burası. Hadi bu ikisini çözüm kümesi olarak yazarsam. Eksi gençler sonsuz ile eksi 2 arası birleşim, 4 ile artı sonsuz arası. Buradaki bütün sayıları topla demiş. Tamam, hemen sayılarımızı toplayalım bakalım. Eksi 2 ile eksi sonsuz arasındaki değerler şu şekildedir. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve bu şekilde gidiyor gençler. Bir de 4'ten büyük olan kısımlara bakacağım. 4 ile 4'ten büyük olan kısımlara bakıyorum hemen. 4, 5, 6 bu şekilde devam edip gidiyor. Peki ben burada toplama işlemi yaparsam dikkat ederseniz bakın eksi 4'ten sonraki ile 4'ten
Sonraki kısımlar toplayınca zaten 0 yapacak. O zaman benden istediği şey aslında buradaki eksi 2 ile eksi 3'ün toplamıymış. Bunları toplarsam da eksi 5 yapmış oldum. Şimdi buradaki ifademize gelelim hemen. Hemen üstteki ifadenin çarpanlarına ayırırsam. Gençler üstteki ifadeyi şöyle çektim. X kare eksi 5x artı 4 dediğimiz ifademiz 0'a eşit dedim. Buradan x dediğimiz ifademiz x'e x ayırdım. Eksi 4'e eksi 1 ayırmış oldum. Bakın x eksi 4 çarpı x eksi 1 gelmiş oldu. Burası 0'a eşitmiş. X 1 buradan 4 gelir. X de buradan gençler 1 gelmiş oldu. Peki şimdi aşağıdaki ifadeyi çektim. Bunu da bu şekilde ayırıyorum. X kare eksi 9 dediğim ifadem 0'a eşit ise x kare buradan 9 olacaktır. X buradan ya 3'tür ya da gençler eksi 3'tür. Peki tabloyu yapalım hemen. Şöyle bir tablosuna geldim gençler. En küçük kök hangisidir? Eksi 3. Bunu yazdık. Burası eksi sonsuz. Burası x değerleri. Burası fonksiyonun kendisi olsun dedim. Şimdi daha sonra eksi 3'ten büyük olan küçük olan kök nedir? 1. Daha sonra 3. Daha sonra 4 gelmiş oldu. Hemen bu şekilde yerleştirmeleri yapıyorum ben. Burası da artı sonsuzdu. Şimdi gençler işaretleme yaparken neydi? Baş katsayılara bakacaktık. X karenin katsayısı artılı. Aşağıdaki x karenin katsayısı artılı. Artıyı artıya bölersem artı gelmiş oldu. Kökü buldum. İşaret değiştirdim. Kökü bulduk, işaret değiştirdik. Kökü bulduk, işaret değiştirdik ve bu şekilde devam etmiş oldum. Şimdi ben senden neyi istemişim hemen bir bakayım. Gençler bakın sıfıra eşit ya da küçük olduğu kısımları istemişim. Bu arada eşitliği hangi kısımları dahil edecektik? Pay kısmındaki kökler. Pay kısmındaki kök hangisi? Birisi 4, bir diğeri de 1. O zaman ben bir 1'i dahil edeceğim, bir de 4'ü dahil edeceğim gençler. Paydadaki eksi 3 ile 3 dahil etmeyeceğim için bunları açık koydum. Şimdi diyorum ki sıfırdan küçük olan bölgeler neresiydi? Bakın negatif kısımlar burası. Bir diğeri burası. O zaman burası çözüm kümesi ve bu kısım çözüm kümesi olacaktır. Hadi o zaman ben bu çözüm kümelerini yazayım. Eksi 3 ile 1 arasında 1'de dahilik var. Eksi 3'te dahilik yok. Birleşim dedim gençler. 3'te dahilik yok. Burası da 4 olmuş oldu. 4'te dahilik var. Burada kaç tane sayı var demiş bana. Eksi 3 ile 1 arasındaki sayıları yazıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Buradaki sayıları yazıyorum gençler. 3 dahil değil. Onun için sadece buradan 4 gelecektir. Bakın burası 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane tam sayı varmış.